Sana borçluyum hayatımı. Başkası olsa yapmazdı. Defne. Kimsin sen ya? Kaderime bak ya. Yani annem öldü ve biz bu adamla kaldık. Ablanın senesi dolmadı. Eve kapandı, o kızla çocuklarından bile utanmıyor. Eşini yeni kaybetmiş, duygusal borçlukları olan bir adamsın. Defne'ye gözün gibi bak. Ne yapsaktan merhabalar. Evet, bugün Maviye Sürgün'ü konuşacağız. Show TV'nin merakla beklenen dizisi. Merakla beklenen diyorum ama gerçekten buna inanarak söylüyorum. Çünkü merakla beklediğimiz farklı bir yapım. Niye farklı olduğunu da şimdi konuşacağız. Elbette yanımda sevgili Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altınorak var. Dizinin başrol oyuncuları. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet, Show TV'de çok güzel bir dizi başladı. Maviye Sürgün çok güzel görüntülerle başladık. Hikayede böyle ilk bölümden neyin ne olduğunu anladık. Böyle hızlıca ilerliyor. Niye farklı? Onu anlatın istiyorum. Çünkü normalde diziler hani önceden başlanır ama birkaç bölüm çekilir, yayınlanır ve her hafta yetiştirilmeye çalışılan bir sistem. Türkiye'de böyle bir sistem var. Ama bu sefer farklı bir şekilde ilerliyor. O yüzden de siz bunun konforunu yaşıyorsunuz. Yüzünüzden hissediyorum bunu, enerjinizden de. Ne dersiniz? Yani tam karakterden ayrılırken, vedalaşırken seyircinin geri dönüşlerini almak çok enteresanmış. Çünkü bitti yani. Biz atıyorum 3. bölümü çekiyor olsaydık ya da 5. bölümü çekiyor olsaydık o şey o geri dönüşler bizi çok etkilerdi. Böyle bir değişik bir duyguymuş, böyle bir huzur var ama tabii seyirciyle buluşana kadar da bir heyecan vardı açıkçası. Yani biz orada 7-8 ayda bir şey yaptık, bir şey çektik ama biz çok sevdik, çok inandık hikayeye sonuna kadar. 25 bölüm, 7-8 ay Maviye Sürgün'le yattık kalktık. Bu çok farklı bir deneyimdi bizim için ama en farklısı sizin de söylediğiniz gibi, yani bir iş bittikten sonra yayına giriyor ve geri dönüşleri alıyoruz. Ama ilk bölümümüz seyirci tarafından kabul edildi, sevildi. Ben hiç olumsuz bir şey okumadım. Çok güzel geri dönüşler oldu. Selimiye bu işin başrolü oldu. Evet. Orayla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok keyifliymiş böyle bir projede, böyle bir formatın içinde olmak. Evet. Damla, sen neler söylersin? Yani 25 bölümü çekip bitirmenin tabii ki şöyle bir rahatlığı var bir yandan. İşte 6. bölümde, 7. bölümde, 10. bölümde bitirmek isteyecekler mi? Bu hikayeyi biz nereye kadar ilerletebileceğiz diye düşünmeden çektik. Ama bir yandan da mesela şeydir, işte sinema filmi çekerken ya da dijitalde daha sonradan izliyorsunuz ne yaptığınızı. Ama ulusal kanala dizi çekerken yayınlanmaya başladığı andan itibaren böyle siz o karakteri izledikçe sizin o karakteri geliştirmenizde de etkisi oluyor bence izleyip görmenin. O açıdan benim için biraz şey, değişik, enteresan bir tecrübeydi. Hani çektiğimiz şeyleri görmedik çok uzun bir süre. Evet. Nasıl gidiyor karakter, ne yapıyoruz, biraz daha böyle bilmeden devam ettik. Şu an Caner'in söylediği gibi bana da şey gibi geliyor. Tabii ki yayınlanmasının verdiği bir heyecan var. Geri dönüşleri alacak olmak çok heyecan verici. Ama bir yandan da biz hani bitirdiğiniz bir şeye dair yorumlar dinliyormuşsunuz gibi de bir hissi var. Evet. Enteresan, değişik bir his hakikaten. Şimdi muhtemelen izledikçe biz de şeyi hatırlayacağız. Yani ben de kendi adıma 3. 4. bölümde ne olduğunu, 5. bölümde ne olduğunu şimdi izledikçe seyirciyle birlikte hatırlayacağım. Hakikaten geri dönüşler çok iyi. Hep çok pozitif şeyler duyduk. Ben hikayeyi çok seviyorum. İşte dediğiniz gibi hem çok bütün karakterlerin derin hikayeleri var ama bir yandan da çok gündelik bir düzeyde çok tatlı tatlı akan bir hikaye var. Çok gerçek karakterler. Çok büyük böyle ağır dramaların içinde yoğrulan karakterler değil. Ona rağmen temposu çok yüksek bir iş ki bence işte girmeden önce de şimdi konuştuk. 4. 5. bölümden ve hatta 10. bölümden itibaren çok daha temposu yüksek bir işe dönüşüyor. Evet. Biz çok keyifle çalıştık. Selimiye hakikaten başrolü, karakterlerden biri ve hatta başrolü. O atmosferin içinde olmak çok güzeldi. O yüzden izlemesi de bence ayrıca keyifli. Umarım
ilerleyen bölümlerde de ilk bölümde gelen tepkiler çok güzel, çok tatlı. İlerleyen bölümlerde de aynı şekilde devam eder ve hatta yükselerek devam eder. Evet, öyle görünüyor. Anlattıklarınızdan daha da heyecanlanarak ve sıkı sıkıya takip ettiğimiz bir dizi olacak. Evet Serkan, biraz hani anladığım kadarıyla sinema filmi gibi hani ne çektiğinizi bilmeden, yani bütünü görmeden çekmeye devam ediyorsunuz. Hani o ayrı bir heyecan, bir tat vermiş belli ki ama evet. Senin için nasıl bir serüvendi? Tam da o şekildeydi Aysun. Yani ben hani hiçbirimiz böyle bir şey deneyimlemediğimiz için ana akımda hepimiz dijital falan işler yapıyoruz, yaptık da. Ama orada hani 8 bölüm yapıyorsun, 40'ar dakikadan yapıyorsun ve maksimum 2,5-3 ay ya sürüyor ya sürmüyor çekimler. Şimdi burada çok uzun bir serüven var önümüzde. Ana akımı iş yapıyoruz, ana akım kodlarında ama hafif böyle dijital de kafası olan gibi bir şey. 130 dakikalık iş yapıyoruz. Ben kendi içimde şöyle bunu normalleştirdim. Dedim ki ben çok uzun böyle sanki böyle bir iki film, sinema filmi yapıyormuş gibi kodladım. Ve dedim ki ilgilenmeyeceğim. Ben sadece oynadığım şeye bakacağım, senaryoya bakacağım. Orada olmaktan çok memnunum. Hatta orada iddiaya girmişler. Buradan ilk Serkan kaçar diye. en çok ben kaldım. Sadece oyun oynamak için İstanbul'a geldim. Yani çünkü ben oraya aşık oldum. Hakikaten daha öncesinde de böyle gidip geldiğim, tatil için gidip geldiğim bir yerde ama kışı orada geçirmek ve iş bağlantısıyla orada durmak. Yaptığımız iş ve kadromuz da çok güzeldi. Yani teknik ekibimiz, yönetmenimiz, yapım ekibimiz. Gerçekten bizden başka kimse yoktu. Koca koy bizim için kapatılmış bir plato gibiydi. Dolayısıyla bu bir daha benim başıma ne zaman gelir ki dedim kendi adıma. Ve ben bunu böyle sonuna kadar bir tadını çıkarmaya ve konsantre bir şekilde çalışmaya gayret gösterdim. Ama işimizin bu tarafı yani neden bu 25 bölüm çektik yayınlandı? Çünkü uluslararası tarafı var işin. Evet. O önemli bir nokta. Bence en önemli tarafı. Bence hepimizi heyecanlandıran şey o. İlk defa bir Türk dizisi prime time'da orijinal yapım tarafından da desteklenen bir şekilde İspanya, İsrail, Latin Amerika, Amerika böyle birçok ülkede prime time'da yayına girecek. Hatta girdi bile. Pazar günü bizim yayınımızdan önce İsrail'de yayınlandı. Evet. Ve tepkiler inanılmazmış. Yani bize de, ben de böyle biraz sosyal medyadan görebiliyorum. Yani çok mutluluk verici. Umarım güzel bir kapı açmışızdır. Arkasından çok daha güzelleri gelir, devamı gelir. Yani sektörümüz için çok önemli. Çok. Ülke için çok önemli. Oyuncular ve teknik ekipte çalışan arkadaşlarımız için çok önemli. Maddi manevi. Umarım her şey yolunda gider. Evet, inşallah öyle olur. Evet, yurt dışında yayınlanması çok önemli. Ana akımda böyle bir dizinin bu kadar kaliteli, dinamikleri daha farklı işleyen bir dizinin çekilmesi gerçekten çok önemli. Ki biz 10-15 yıldır ciddi anlamda dünyaya dizi satıyoruz. Aslında soft power'ımızı güçlendiriyoruz bir Amerika'dan taraftan da. Amerika'dan sonra ikinciyiz evet, Türkiye olarak. Evet, evet. Yani hatta kendi dizisini ve sinemasını izleyen de ikinciyiz. Yani kendi sinemasını bir tek Hindistan izliyordu. Bir de dünyaya satıyordu. Kendi izleyip dünyaya satıyordu. İkinci biziz o anlamda da baktığımızda. O yüzden bu kadar güçlü olduğumuz bir konuda böyle farklı yapımların ana akımda Show TV gibi ülkenin çok önemli bir kanalında yayınlanması çok güzel, çok keyifli. Bizi de çok mutlu ediyor aynı şekilde. Aynen öyle. Selimiye'ye de biraz dönmek istiyorum. Çünkü herkes Selimiye'nin altını çizdi. Hazır böyle yaza da girdik. Hatta yazı bayağı ilerledik ama yaza girdik mi girmedik mi farkında değiliz. Bugünlerde yağmurlar, hava biraz tuhaf gidiyor derken. Ama o bize o yaz hissini hissettiriyor. İçinde bulunduğumuz o karamsar atmosferden çıkmamızı sağladı. Bu anlamda da dizi bence hepimize iyi gelecek görüntüleriyle. Hikayesi de giderek böyle değişecek sanırım. Çok farklı değişecek. Noktalara gidecek. Karakterler de derinleşecek tabii ki ve her karakterin kendi içinde yaşadığı bu derinleşme, kendini sorgulaması, izleyicinin de kendini sorgulamasına sebep olacak mı? Çünkü çok normal insanlar var orada. Damla sen de biraz önce söylediğin gibi yani çok böyle absürt karakterler yok gibi görünüyor. Fakat sonra eminim daha derinleştikçe farklı şeyler çıkacaktır ama kendimizle özdeşleştireceğimiz karakterler ve olaylar göreceğiz. Ve bu bize sanki iyi gelecek gibi hissettim ben. Ne dersiniz? Yani evet şöyle ben bir kere oyuncu olarak zaaflı bir karakter oynamayı çok seviyorum. Çünkü belli sınırların dışına çıkmak oyuncu olarak çok
kaşıyıcı bir durum. Evet. Yani oyuncuyu tatmin eden bir durum. Burada da aslında benim oynadığım karakter tam öyle bir durumda başlıyor. Yani eşini kaybetmiş, hı hı, başarılı bir asker olmasına rağmen sivil hayata tutunamamış, ebeveyn ilişkilerini bilmeyen, aşkı unutmuş, böyle düzlemesine bir adam olarak başlıyor. Oyuncu, yani oyuncuyu en çok tatmin eden duygu da bir karakteri bir yerden alıp aslında bir yere taşımak. Kendi adıma buna şahit olmak, Ali'yi bir yerden alıp bir yere taşımak benim için çok kıymetliydi. Bu arada dizideki bütün karakterlerin çok iyi değişimleri ve dönüşümleri var ve seyircilerimiz zaman zaman, yani bu üçlünün de dışında çok karakterlere gidip gelecekler. Hı. İnanılmaz bir oyuncu grubuyla çalıştık. Evet. Nezaket Coşkun yönetmenimiz o kadar ruhunu teslim ederek yaptı ki bu işi. Biz de çok adapte olduk ve o sıcaklık, bir arada yaşamamızın getirmiş olduğu, aynı yerde bulunmamızın getirmiş olduğu, bence duyguda, iyi oyuncuların, evet, bir araya gelmesinin birazcık geri dönüşlerini seyirci fark edecektir diye düşünüyorum. Evet, ilk bölümden de o anlaşılıyor zaten. Oh, onun, onun göz kırpmaları var ki dediğiniz gibi 5. 10. bölümden sonra düşünemiyorum. İyice hızlanacak, karakterler derinleşecek. Çok fazla yan hikaye de var. Yan hikayeler de çok kuvvetli. Yani biz tek bir hikayenin etrafında bir örgü değil de gerçekten dizinin içinde ne kadar karakter varsa hepsinin işte sevinci, derdi, evet, bağ kuramaması, nelerden kaçtığı, ne yaptı, herkes bir dönüşüm içinde. Çok fazla izlenecek yer ve hikaye var. Çok fazla da seyircinin kendini o yüzden özdeşleştirebileceği, kendinden bir şeyler bulabileceği, onun böyle kafasında soru işaretleri yaratabilecek ya da bazı uçları toparlayabilecek çok fazla hikaye var içinde dizinin. Başta çok normal bir hikaye gibi, hı-hı, başlıyor. Yani herkesin başına gelecek bir hikayeymiş gibi başlıyor. Sonra derinleşecek sizin de anlattığınız gibi. Geçen ay Nobel alan yazar Anne Arno ile bir röportaj yapmıştım. Türkiye'ye gelmişti Anne Arno. Ve onun hikayeleri de biraz öyle. Çok kendinden yola çıkıyor, çok basit yazıyor. Yani Nobel aldı ama kitapları 80 sayfa, 100 sayfa, 120 sayfa. Yani Nobel, ona da aynı soruyu sordum. Yani Nobel almak için böyle upuzun ciltlerce kitap yazmaya gerek yok. Anlattığınızı aslında, aynen, en basit, en yalın ama tabii, hı, en sanatsal ve edebi şekilde anlattığınızda Nobel geliyormuş zaten diye düşündüm. Çok biraz hoş. Dizi bana da onunla bir paralellik kurdurdu doğrusu. O yüzden böyle iyi bir hikaye olarak geldi. Güzel, basit anlatım. Bir de kadın yönetmeni soracağım. Kadın yönetmen olduğu, ki ilk başta yönetmeni bilmeden izledim. Yani hep oyuncuya fokuslanıyoruz ya biz ister istemez. İlk öyle izledim ve orada Ali karakteri evi arıyor. O meşhur fırtına sahnesinden sonra. Evi arıyor. Oğluyla konuşurken tabii erkek adama bu yakışır oğlum, tabii, diyor ve kızınız da, yani karakterinin kızı da diyor ki baba nasıl konuşuyorsun? Yani da ilk şeyde hem o senaryo açısından hem de yönetmenlik, tabii, açısından orada bir aslında cinsiyet eşitliği olduğunu gösteren, aynen, de bir dizi bir taraftan. Evet. Net bir şekilde öyle bir şey var. Yani tabii ki senaryomuz böyle geliyor. Fakat Caner'in de söylediği gibi Nezaket gerçekten her oyuncunun çalışmak isteyeceği yönetmenlerden. Evet. Özellikleri, yani çalışma özellikleriyle insanda daha fazlasını yapma isteği uyandıran bir yönetmen. Ya ana akımımızı hepimiz biliyoruz. Yani bütün yönetmenler aynı şekilde çalışmak ister tabii ki ama tabii, bu kodları hepimiz biliyoruz. Bizim burada ayrılan tarafımız en azından başlangıçta, tabii ki daha sonra o hıza ve ritme girdik ama en azından ilk 3 ayımız, değil mi? Daha böyle daha esnek program, daha sahnelere yoğun, olmadı baştan, aman saçının şurası göründü, orayı şöyle yapalım, aman bilmem ne oldu, aman arkadan işte şöyle bir bulutçu geçti. Hani hep böyle daha özenli, daha iyi ne yapabiliriz özenindeydi. Tabii bu işe dolayısıyla yansıdı, bize yansıdı. Bu kadar özenli bir yönetmenle bir oyuncu olarak sen de daha fazlasını vermek istiyorsun. Daha fazla konsantre oluyorsun. Umarım, yani işte umarım karşılığı dünyada da, ülkemizde de
bir şeyleri değiştiren ve bir şeyleri yoluna sokan bir şey yapmışızdır diye düşünüyorum. Hazır böyle sahne demişken, hani çok titizlendik dedin ya Serkan. İlk sahne, yani ilk sahne değil de ilk başlardaki sahnelerden biri, olay öyle başlıyor zaten, fırtına sahnesi. O gerçek miydi? Onu nasıl çektiniz? Ve ben o nasıl çektiniz? Çok gerçekti. Sinemacılar gerçekten. Sinemacılar evet çok acayip. Ya gerçekten şaka gibi o gün. Yani 2-3 gün hava yağmurluydu, böyle rüzgar vardı filan. O gün yani deniz çarşaf gibiydi, evet, ve hiç oynamıyordu. Yani bizim fırtına çekmemiz lazım. Ve 2 gece çektik, evet. Sabahladık o sahneleri çekerken. Ve Zodiac'la bizim sırrımızı anlatalım mı? Etrafında dönüp evet. Bizim bir arazöz teknesi var. Yağmur yapan bir Zodiac Caner'in içinde olduğu teknenin etrafında dönüp dalga yaratıyor. Evet. İşte bir yandan kameranın olduğu bir tekne var. Bayağı böyle büyük bir prodüksiyonla evet. Çekildi. Fırtınada, dalgalarda. Gerçekten denizde çekildi yani. Evet. Tabii. Ekibimizin sabaha kadar yaptığı, özellikle Damla'yla biz ıslaktık yani. Evet, evet. En üşüdüğüm. Havada sıcak değil de o zaman, bu kadar sıcak değil. Geceleri tabii, soğuk oluyor çünkü. Evet. Geceleri evet biraz daha, bir Kasım'da de gündüze göre zaten. Kasım başı, Kasım ortası. Evet. Yani ama izledikten sonra değmiş izlemesi yani. Çok keyifli. Gerçekten. İzlemesi çok keyifli. Çekmesi dert de izlemesi çok keyifli. 10 saniye değil. Aynen öyle. Tabii yemek yapanlar öderler de yemek yapıp bir 3 saat yaptım 10 dakikada yendi diye. Tam o kafa öyle. Yani. Ben öyle Poseidon'la başladım ve çok da keyifli bitirdim diziyi. Umarım demeyeceğim. Zaten siz anlattınız. Öyle de devam ediyormuş. Neticede sonunu da en azından ilk sezonu da biliyoruz. Ve tüm dünyada da farklı ülkelerde de yayınlanıyor. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Keyifle izledik. Umarım daha yeni sezonlarda da yine Maviye Sürgün'de konuşuruz tekrar. Umarım. Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak, önümüzdeki günlerde ne izlesek diyorsanız her pazartesi Maviye Sürgün Show TV'de mutlaka izleyin.